Gastro Şef'ten hepinize merhaba. Bugün sizlere mutfakta uymanız gereken 8 tane kuraldan bahsedeceğim. Bu kurallar tabii ki daha fazla ama şu anda benim aklıma gelenler bunlar ve en önemlileri diyebilirim açıkçası. Öncelikle hemen bir numarayla başlayalım. Bir numara, işe her zaman zamanında gidin. Bu çok önemli. Eğer mesainiz saat 7'de başlıyorsa 6.45'te mutfakta olmalısınız. 7'de giderseniz geç kalmış sayılırsınız. Çünkü mutfak her zaman bir hengame içerisindedir ve işe her zaman 15 dakika erken başlamanız gerekiyor. 7'de ise hazır bir şekilde 15 dakika önce mutfakta bulunmanız şart. 2. Hiçbir şeyi kişisel algılamayın. Mutfak inanılmaz stresli bir ortam. Küfür, hakaret ve benzeri şeyleri çok zaman duyabileceğiniz bir yerde çalışıyor olacaksınız. Ve bunları duyduğunuzda hiçbir şekilde bunu kişisel algılamayın. O anki stres, o anki olan durumdan ötürü size bağırılabilir, hatta küfür edilebilir, hakaret bile edilebilir. Ama bunu kesinlikle kişisel algılamayın ve işinize odaklanın. Daha sonra o servis bittikten sonra yine iş arkadaşlarınızla beraber kol kola bir yerlere gidip bir şeyler içmeye, bir şeyler yemeye gideceksinizdir. O yüzden hiçbir şeyi kesinlikle kişisel algılamayın. 3. Her zaman kendi bıçağınızı kullanın. Bu çok önemli. Herkesin kendi bıçağı vardır ve başkasının bıçağını ondan izinsiz hiçbir şekilde kullanmayın. Hatta başkasının bıçağını hiçbir şekilde kullanmayın. Yani izin isteyip bile kullanmayın. Çünkü bıçağınız sizin her şeyiniz ve bıçağınızı her zaman keskin tutun. Çünkü kör bıçak keskin bıçaktan daha tehlikelidir. 4. Temiz çalışın. En basit fakat en basit gözüken fakat en zor olan kurallardan biri bu. Temiz çalışmaya çalışın. Sizi bu daha profesyonel, daha disiplinli gösterecektir. O yüzden temiz çalışmak çok önemli bir kural. 5. Her zaman bir yerden birinin arkasından geçerken arkanda kelimesini kullanın. Biliyorsunuz mutfak sıcak ürünler, tava, tencere, keskin bıçaklar, satırlar, her şeyin olduğu bir ortam. Eğer siz birinin arkasından elinizde sıcak bir şeyle geçiyorsanız ve o kişi bir anda arkasını döndüğünde ikiniz de birlikte çok ciddi bir şekilde yaralanabilirsiniz. Aynı durum bir bıçak ve bir satır herhangi bir şey için de geçerli. O yüzden arkanda demek mutfakta çok önemli. Bunu unutursanız çok büyük bir şekilde yaralanabilir. Hatta düşüp kafanızı vurup ölebilirsiniz bile. Çok tehlikeli bir ortam aslında mutfaklar. Bu yüzden bu önemli kurala uymanız çok önemli. 6. Nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak. Eğer depoya gittiğinizde ya da soğuk hava deposuna girdiğinizde bir şeyi aldığınızda o şekil düzgün bir şekilde bırakmazsanız bu uzar herkes o şekilde bırakmaya başlar ve bir anda mutfak ortamı inanılmaz dağınık bir hale gelir ve şef herkes bir anda dolaba sokar ve dolap temizliğine başlanır. O yüzden nasıl bulmak istiyorsanız öyle bırakın. Tabii her zaman haftada bir, haftada iki bir temizlik yapılacaktır. Ama siz daha düzgün bir şekilde bırakırsanız yapacağınız temizlik de sizin için daha kolay olacaktır. 7. Aslında bu bir kural değil, bir öneri. Bol bol su için. Mutfağın sıcaklığı bazen neredeyse 40 dereceye bile ulaşabiliyor. Izgaranın başındasınızdır veya bir pizza fırının karşısındasınızdır. Su içmezseniz susuzluktan düşüp bayılabilirsiniz. O yüzden her zaman su içmeyi unutmayın. Su içmeyi ihmal etmeyin. Su içmek en önemli kurallardan biri. Yani öneri değil bir kural. Her zaman su için. Suyunuzu yanınızda her zaman bulundurun. 8. Yaptığınız şeyin tadına bakın. Servis sırasında vereceğiniz ürünün her zaman bir miktar tadın, çok az da olsa bir tadına bakın ve doğruluğundan emin olun. Servis dışında değil, mizanplas yani hazırlığınız içinde bir şey yapıyorsanız buna dikkat edin. Çünkü çok tuzlu olabilir, az tuzlu olabilir.
bir şeyi eksik olmuş olabilir. O yüzden her zaman yaptığınız ürünün tadına bakın. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanala şuralardan bir yerden abone olursanız çok sevinirim. Hepinize lezzetli ve güzel günler dilerim.